Vakıflar İdaresi Ramazan Sofrası programını sunar. Merhabalar, adım Kurtuluş Özbaşar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim görevlisiyim. Bugün yine Kıbrıs'ımızın olmazsa olmazlarından biri olan ciğer yapacağız. Yani ciğer pide yapacağız. Yine ciğer pidemiz de çok eskiye dayanır. Yani çocukluğumdan beri gerek evimizde anneanne, babaanne de yediğimiz ciğerimizi hala daha menülerimizde görebilmekteyiz. Özellikle hala daha bazı işletmeler sabah kahvaltısı olarak satabilmektedir. Ciğer genelde takım olarak alınır. Yani gerdan, işte gırtlaktı, beyaz ciğer, kara ciğer, uykuluk, işte penceviş dediğimiz yağlı kısmı bir bütün olarak alınır ve hepsi birlikte pişirilir. Ciğerin püf noktalarından biri, yani bizim yaptığımız ciğerlerin püf noktalarından biri o yağ, yani yağlı olacak açıkçası. Yani tabiri yerindeyse bu ciğeri yerken şöyle şuraçtan o yağ akacak yani. Yoksa bu ciğer istenilen kıvama gelmez. Dolayısıyla ciğer pişirme aslında yine teknik açıdan konuşacak olursak ciğer konfit denen bir teknikle pişiriliyor aslında adada. Nedir bu konfit? Düşük ısıda, yani o kızartma aşamasına gelmeyecek derece düşük ısıda bir ürünün pişirilme tekniğidir. Çok kısık şekilde pişme olayıdır. Sonra yağdan alınıp servise sunuluyor. Ciğer de aslında bizim burada dilimlediğimiz ciğerler var. Önceden yağda beklettim. Bizim ciğer de aslında bol yağ içerisinde yavaş yavaş kendi halinde, ki yağ olmasına rağmen hala daha yağ koyuyorum gördüğünüz gibi. Çünkü ciğer bu yağı zaten çoğunu çekecek. Böyle yüksek ısı olmayacak. Yani kavrulmayacak. Ciğerin özelliği bu. Ciğer aslında çok hassas bir ürün. Çok aşırı derecede pişirirsek, yani kavrulma dediğimiz olursa artık yapısını bozar. Aşırı sertleşme olur. Üstü yanmalar oluşur ve acılaşır. Dolayısıyla bizim atalarımız zamanında bunu keşfetmişler. Yani ne yapmışlar? İşte ciğeri, bol yağ ve tabii ki olmazsa olmaz bol soğanla birlikte yavaş yavaş kısık ateşte o soğanlar içinde eriyene kadar, başka bir doku oluşturana kadar kısık ateşte böyle kendi halinde pişmeye bırakılan bir ürün aslında. Bakın biraz daha yağ koyuyorum. Biliyorum kızacaksınız bana. Bu kadar yağ da konur mu? Konur. Yani bu Kıbrıs pidesi. Yani ciğer bu. O yağ dediğim gibi yerken şöyle şuraçtan akacak. Artık kısık ateşte biz bunu pişirmeye bırakıyoruz. Yine bir miktar tuz koyuyoruz. Çok koymuyoruz. Pişime yakın yine bakacağız. Aynı şekilde biraz karabiber. Bu kadar. Evet, yani çoğu ülkede artık görebiliyoruz bu tarz pideyi ama gerçekten araştırdığınızda, baktığınızda bir Kıbrıs pidesi bu. Neden? Çünkü hiçbir ulus bizimkine benzer bir, yani bizimkine benzer pide yapıyor ama bu şekilde değil yani. Gerek yani şey olsun, söyleyin.
gerek Hindistan olsun, Pakistan olsun, Türkiye olsun, yani farklı farklı boyutlarda yapılıyor ama su, un, biraz maya, işlem, hamur ekmek işine geldiğinde sadece bir açıyorsunuz, fırına koyuyorsunuz, oldu, bu kadar. Yani çok kolay aslında, zor bir şey değil ama işte daha sonra pişirdiğinizde güzel bir cep oluyor. Yani içine dolgu yapabiliyorsunuz. O nedenle yemesi de hem keyifli hem lezzetli hem de yani dediğim gibi her yere batırmazsınız. Şimdi ciğerimiz yavaş yavaş tıngırdamaya başladı. Bu şekilde artık ciğerimiz kendi halinde olmaya devam edecek. Yaklaşık yarım saat 40 dakika içerisinde ciğerimiz istediğimiz seviyeye ulaşacak. Bu süreçte ben artık onu pişmeye bırakıyorum. Hatta dediğim gibi çok kısık olduğu için de isterseniz de üzerini kapayabilirsiniz. Ciğerimiz artık oldu, kıvamlaştı. Soğan içinde tabiri yerindeyse eridi. İçine bir defne yaprağı attık, atabilirsiniz. Karabiber, tuz ve tabii ki bir miktar sirke. Ne kadar diyelim? Yarım çay bardağı kadar sirke. Hem bize iyi bir lezzet, aroma verir hem de işte ciğeri ne yapsam biraz hafif kokusu vardır. O kokuyu da ortadan kaldırır. Yani sirke burada önemli unsurlardan biri aslında. Hem asit dengeyi sağlar hem de aynı zamanda aroma lezzetlendirir. Bir de baskın olan kuzu ciğerinin kokusunu da bertaraf eder. Şimdi ciğerimiz oldu. Artık bugün biz ciğerimizi Kıbrıs pidesinin içerisinde işte maydanoz, soğan ve domatesle servis edeceğiz. Hatta biraz maydanoz şu an sıcakken ciğerimizin içine atalım. Yine maydanoz aroması dediğim gibi ciğerin biraz kokusunu alabilir, alır. Artı bir de lezzet katar. O yüzden sıcakken bir miktar maydanoz da ciğere konabilir. Biraz tuz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Tabii ki olmazsa olmazlarından biri de sumak. Gerçekten çok yakışıyor. Limon. Tabii ki Kıbrıs'ta yine olmazsa olmazlarımız. Biraz salataya sıkabiliriz. Salatamız oldu artık. Pidemizi ısıtalım. Pide işte tost makinesinde, ızgarada, ne bileyim fırında, her yerde ısıtabilirsiniz şeyi, pideyi. Pidemiz sıcak. Gördüğünüz gibi Kıbrıs pidesi, olay bu cep aslında. Bu şekilde istediğimiz ürünü koyabiliyoruz. Evet. Biraz ciğerimizi alalım. Evet, bu şekilde. Bu bol bol soğan koymanın faydalarını yiyen kişi anlayacak. O kadar güzel aroma veriyor ki neden hepsi birlikte yenmesi lazım? En büyük nedenlerden biri bu. Ve en son salatamız bu şekilde. Ondan sonra artık bu şekilde isteğe göre limon da bu şekilde servis edebilirsiniz. Özellikle sabahları Kıbrıs'ta kahvaltı olarak
daha çok ağır işte çalışan kişilerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi işte inşaat sektöründe çalışan, ototamirci gibi çalışan vatandaşlarımız için olmazsa olmazı. Afiyet olsun, hayırlı Ramazanlar. Vakıflar İdaresi Ramazan Sofrası programını sundu.